Merhaba Dönük Güvercin TV izleyicileri. Şu an Aydın'dayız. Aydın'dan Nazilli'ye doğru yol alıyoruz. Dönük Güvercin TV izleyicileri için. Burada çekimlerde bulunacağız. Artık havada dönek denk gelirse videosunu çekeceğiz. Performansını yayınlayacağız. Kurtçu arkadaşları size tanıtacağız. Nazilli gezimize başladık. Dönük Güvercin TV her yerde. Evet, böyle de değişik bir şey yapalım dedik. Nazilli'ye doğru yol alıyoruz. Nazilli'deki kuşçu arkadaşlar bekliyorlar şimdi bizi. Yanımda Aydın'la Tuncay abim var. Tuncay Bakır. Bülent arkadaşım var. Namı değer bobinajcı. Birlikte bir Dönek Güvercin TV olarak hem orada çekim yapalım, sizlerle paylaşalım istedik. Hem de bir kuş ziyareti, kuş gezisi yapalım dedik. Görüyorsunuz hava çok güzel. Biraz soğuk ama rüzgar yok. Yaprak kımıldamıyor. Tam dönek havası. Evet usta, misafirliğe giderken içimizde bir heyecan var, değil mi? Evet. Bir kuş seyreder miyiz, kuş görür müyüz gibisinden bir heyecan yaşıyoruz. Sen kaç seneden beri bu tarz misafirliklere gidiyorsun? 96-97'den birlikte yani gezmeye çalışıyorum yani. 94'te başladık zaten. Hep bu umutla çıkılıyor yola. Tabii. İnşallah bir şey görürüz. İnşallah. Gittiğimiz yerlerde bir şeyler uçururlar diye düşünüyoruz. Tabii hem arkadaşlık yani arkadaş olmak için daha güzel. Tabii yani sohbetler. Ondan sonra yeni arkadaş ediniyorsun. Orada başka insanlarla tanışıyorsun. İşte ne önemli adı yani. Önemli olan hem arkadaş, dostluk. Yani gittiğin yeri mesela dediğin gibi tanışıyorsun arkadaşlarla tanışıyorsun yani. Evet. Yeni arkadaş tanışıyorsun. Yani sadece kuş değil. Bunun işte muhabbeti de güzel. Yeni insanlarla tanışıyor olmanın da mutluluğu var. Çevren oluyor aynı zamanda. Yani güzel bir hobi. Hani burasını da işin çekelim dedik. Buradan bakın şimdi giderken yaptığımız sohbet muhabbet bile çok güzel. Bu pazar gününde bu şekilde güzel bir havada bakın. Görüyorsunuz her yer yemyeşil. Dağlarından ya ovalarından bal akar. Dediğimiz memleket, evet, incir ağaçlarını da görüyoruz. Görüyorsunuz şu an kabaklar. Sultanhisar'a geldik. Atçılı Mehmet amcanın çırağı Mehmet Selim Doğanay, namı değer Asker Mehmet ustamızın yanına doğru gidiyoruz. Bakın o kadar güzel ki Sultanhisar. Şöyle sizlere çekmeye devam edeyim. Ustayı ziyaret edeceğiz şimdi. Bak burada. Mandalina, portakal bahçeleri, zeytin ağaçları. Resme bedel diye, bu çur dökülmesin. Yeri burası da. Öğren burada mı çekiyorsun? Ha burada. Akçeva ha? Yok işte. He. Bu Asker Mehmet. Burası neymiş? Daha önce burada uçuruyordum. Bundan 20 sene önce, 25 sene önce. Evet. He, burası güzel ya. Ha buradan böyle şey yapıyordum. Bakın arkadaşlar, kuş uçulan yere bakın. Burası Aydın Sultanhisar. Atçalı Mehmet amcanın çırağı, öğretmen Mehmet abinin yanındayız. Mehmet Selim Doğanay. Sultanhisar'ı ziyarete geldik yanına. Nasılsın abi, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim, sizler de iyisiniz inşallah. Ne zamandır yanına gelecektim. Allah bugün nasip etti. Bugün sıradan bir şey oldu. Daha sonra detaylı bir söyleşi yaparız. Tabii. Geleceğim. Sırf onun için geleceğim zaten. Bugün böyle gezmek, tabii. Dolaşmak anlamında tabii, geldik. Tabii. Sağ olsun Tuncay abim, Bülent arkadaşımla birlikte. Nasılsın, iyi misin? Halim şükür, iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Rahmetli kaç gün oldu? Kaç ay oldu? Mehmet amcam vefat edeli. Daha dün gibi değil mi? Ya dün gibi. Yeri doldurmaz. Hep arıyoruz. Her zaman yad ediyoruz. Onun yaptıklarına, verdiği emeğe, bizlere sunduğu katkılara her zaman takdir edildi. Ustamız da büyük insandı. Allah rahmet eylesin. Ben de tanışma fırsatına nail oldum. Evet. Gördüm, bir elini öptüm. Usta büyük ustaydı. Tabii. Hatta şöyle derdim abimden, ben abi yarın nasıl öbür tarafa gittiğimiz zaman fotoğrafçının kuşlarına Muğla'lı müberim diyecek,
fotoğraf canım benim diyecek, sen mi benim diyecek, espri yapardık. Bilmiyorum şimdi ne olacak. Komiser ki hangisi benim diyecek abi. Espri yapar gülerdik. Hocam şey ne onun adı Murat evet. Ali'nin kızları vardı. O kızları evet. Da şey yapamadım, bulamadım yani. Evet. Bulsam fotoğraflar vardı. İşte bulsam onun şeyler evet. Resimden evet. Acıktım evet. Yani. Evet. Hocam çok güzel bir yerde kuş bakıyorsun. Evet. Ya birkaç tane dönek vardı. Şimdi ters zamanında geldi kuşları yemlenmiştim. Deve güreşine gidiyordum. Evet. Kıvanç Bey davet etmişti. Hep beraber gideriz şimdi. Tamam. Başka bir zaman bir akşam üzeri beklerim. Tamam. Birkaç tane güzel kuş dönüyor. Beklerim. Sevdiğim arkadaşlar yazdım. Sizler gibi. Açalım Mehmet amcanın kuşlarından. Bak şu erkek 7 yaşında. Şu erkek. Hala dönüyor. Açalım Mehmet amcanın kuşlarından var mı elinde? Ya bunlar hepsi onları giriptir zaten. Anladım. Melez. O günden bugüne artık hep melezler kaldı. O gün de o kuşlar da melezdi mesela. Mesela 1979 senesinde Zühtü Ake abime ben bul vermiştim. Tavsiye etmiştim Sarayköylü'ye. O yeri zamanı vardı, güzel kümesleri vardı, üretti, Türkiye'ye dağıttı o kuşları her yere. Bugün Denizli olsun, Ayvalık'ta olsun, İzmir'de olsun, hep onun eseridir. Herkesi verdi, üretti, güzel kuşlar döndürdü, izledik. Bana da verdi aynı kuşlardan, ben de besledim. Güzel kuşlardı. Kuşların özellikleri nasıldı? Ya kuşların özellikleri şöyle, hep tek renkli kuşlar zaten. Evet. Öyle çift renk değildi, galaçaydı. Tabii bunların evveliyatı yine Mehmet abinin kuşlarına dayanıyor. 1973 senesinde Almanya'ya giderken Nazilli'ye geçen kuşlardan bir ana dişinin kızı bana geçmişti. Babası bir arkadaştaydı. Sonra ben okula giderken dişiye arkadaşımıza verdim. O kuşlardan Fehmi abi de kuşlar çoğaldı. Sonra bu Nazilli bir altyapı oluştu. Zühtü Ake'yi çıkaran %99 Fehmi abidir. Yoksa böyle verimli bir kuş, değerli bir kuş çıkması imkanı yok. O zaten kaçırdım, kuşludan soğudum Mehmet demişti bana. Rahmetli, Allah rahmet eylesin. O da çok iyi bir insandı, Fehmi abimiz. Atölyede ustaydı kendisi. Büyük emekleri, katkıları olmuştur. Sahip olmuştur kuşlara. Bir 10 sene falan 10 sahibi. Sonra Mehmet abi o kuşlardan alıverdim gelince birkaç tane. Açalım Mehmet amcaya. Alıverdim. O Zühtü erkekte yani o Mehmet abinin kendi kuşları zaten. Bunun için Bergamalılık var, Zühtülük var, Tohumsuzlar var, işte Zühtü denilen kuş o. Açalım Mehmet amcaya, efsane yapan kuşlar hangileridir? Tohumsuzlar mı? Tohumsuzlar. Mesela biz 1972 senesine kadar kuşları görüyorduk, dönüyorduk. Kuşların dönüşleri, meziyetleri orta sınıftı. O kuşları görünce apayrı bir şeyler o kuşlar. Hep tek renk, zeki kuşlar. Bel kırmayan kuşlar, tek göz kuşlar, mesafeli, sağlam dönek kuşlar, daire güzelliği. Kaç metre dönüyordu? Valla tohum seki, ben gördüm 15 metre ben seyrettim, kendim seyrettim. Hatta bir gün dedim, Nazilli geççiydi, benim ustam vardı, Kör Yusuf. O dedi ki, oğlum sakın, ben deve görüşene gidiyorum, sakın uçurma. Ya gençlik var, o zaman 20 yaşındayım. Ya bir fırlatayım dedim ben, baktım erkek sallanıyor, ıslık çaldım, döndürmeden indirdim. Çok mesafeli dönüyor. Mehmet abi bir gün diyor ki Mehmet abi 30 metre döndürdü bana dedi Yusuf abi dedi. O kuşu dedi. O kuşu bile pırıltattık zamanında. Yani nasip oldu. Yuvarlak kalitesi nasıldı? Yuvarlak dönüyordu. Benim gözümde o kuş gelmiş geçmiş havada en büyük kuş. Ama oğlu vardı. Yandan tel dişiyle çıkma oğlu vardı. O daireli yavru kesiyordu. Babasından daha üstündü. İki kol yandan telli dişi kolu vardı onda. O çok iyiydi. Her yavrular hangi dişiyle vurduğu zaman daireli kuşlar elde edildi. İzmir'e geçti. Zaten bu Zühtü'nün de nenesi onlardan oluyor. Baba kızdan çıkma o kuşlardan yani daire kuşlarıydı onlar. Güzel kuşlardı. Güzel kuşlardı. İşte bu kuşlar da o kuşların melezleri. Aksarlı Ahmet'in, Uğur'un. Son Mehmet abinin kuşları, bizim Aydın Ahmet getirdi geldi. Onların melezlerini yaptık. Yani... Aksarlı Ahmet abi çok kuş getirip evet. Geldi buraya. Ahmet'in katkısı çoktu. Aydın'a katkısı çoktu. Ahmet usta bir arkadaşımızdır. Evet. Her zaman takdir ederim kendisine. Evet. Meraklıdır. Çünkü bayağı Aydın'a ne onun adı? Altyapı kurmasına çok yardım oldu. Tekelci evet. Ahmet diye. Tekelci Ahmet diye bilmiyor. Evet. Normalde bayağı çok evet. Kuş getirip geldi. Ana sağ olsun. Ha evet. Benim kuş. Ben kuş almadım yani almadım ama ondan evet. Ha kuş yani onların evet. Kuşlarından elimden evet. Geçti. Hatta bunlardan işte
Bir çift kuş kaldı o kuşlardan, bir tane yavru dönüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Bahçeşehir taze, bugün uçurmuyorum, karnım tok. İnşallah bir akşam üzeri gelirsiniz de çeneklerine. İzlersiniz. İzlersiniz, paylaşırsınız. Gördüğünüzü söylersiniz. Yaş kaç bu? Yaş kaç oldu? 71. Mehmet abi. 71. Maşallah. Kaç yıldır dönek? Hep dönek. Valla Nazım dayım bir şey anlatır. Evet. Sen eğitim fakültesinde Buca'da okurken kuş uçuruyormuş meydanda Nazım dayım. Falan Nazım dayım. Hastaneci Kazım amcamın amcasının oğlu. Sen uzaktan bakıyormuşsun üniversiteli yıllarında. Seni çağırmış. Gel bakayım buraya demiş. Ne bakıyorsun sen demiş. Ya o öyle. Onu bir anlatır mısın? O öyle değil de. Onlara 50 metre yanında yurt vardı. Öğrenci yurdu. 1976 senesi. 76 senesi. Ben yurtta kalıyorum. Bir baktım yanımda orada yakın bir yerde kuşlar uçuyor. Pırıltat yolda. Duramadım. Hemen tak tak kapıyı çaldım. Ben dedim merakım buyur gel dedi. Arkadaşımızla Nazım'la tanışmamız o gün başladı. Hala devam eder dostluğumuz. Güzel kuşlar uçurdular. Hele Mehmet, komando Mehmet güzel kuşlar uçurdu bahçede. Sonra uçurdu. Abdi uçurdu. Biradere'yi uçurdu. O zamanlar. O zaman. 1980'ler galiba. Şöyle diyeyim. Karaköy'in oğlu falan geçti Musto'ya. O çok iyi felaket döndürdü orada o erkeğe falan. Mehmetgiller. Dostlarımızdır hepsi de. Sonra hastaneci Kazım yılların dostudur benim. Anladınız mı? Hani severim. Her zaman görüşürüz. Bilgisayarı, görgüsü her şeyi takdir ederim. Anlaşırız. Kafamız uyuşur yani. Hatta Kazım abim de bir gün bir kuş döndürdü. Bir sazlı erkek. Ben akşam böyle gittim. Öğretmenim dedi sabahleyin gel dedi. Hem bir kahvaltı yapalım hem dedi bir kuş uçuralım dedi. Kaç yıl önce? 20 yıl önce. Emekli olmamın yakınında 17 yıl önce. 17 yıl önce bir yıl falan vardı. Gittim Kazım'ın yanına sabahleyin kahvaltımızı yaptık. Kuş attı bir saz erkeği attı. Şöyle bir geliyor 10 metre silindir. Aman dedi hocam dedi kimse söylemez. Ben burada yatıyorum kuşları çalarlar. Sonra ben emekli olacağım şu kuşu diyorum kaç para verip de alayım diye düşündüm. Hatta o zaman için Sezer'de bir erkek vardı ona atçı arkadaşımız seyirci arkadaşım anlaşamadılar şey ettiler bu kuş onun gibi 3 tane dönüyor sazlı erkek. Sonra ben dayanamadım bir ay sonra Ahmet Gelir'e söyledim gittik oraya söyle uçuruversen ben dedim söylemem arkadaşım dedi o gün de kuşlar rahatsızdı Kazım'ın ama muhteşem dönekti tarihi bir dönekti. Sonra Emrul abin de Keskin ustamdı. Sazlı erkeği izledik. Kurşun fabrika tutulan erkeği izledik. Bu Şeref abinin kuşlarındandı. Yine Mehmet abinin 1973'ün başlarında Şeref abi fotoğrafçının topal erkeği bir diş aldı gitti. Sonra dişi ölünce bir daha geldi bizi diş al verin dedi. Kapıcı Yılmaz abiyle beraber gittik. Şeref abiye rahmetliye bir tane diş al verdik. 75 senesinde bir baktım Şeref abim oraya gittim. Birkaç kuş uçuyor. Güzel. Sonra 6 ay sonra Emrah Horno'ya gittim. Sazlı erkek. Keskin ustanın yanına. Tam daire 8 metre. Tam kapalı. Sonra dedi ki Emrah bunun dedi bir kardeşi falan mı? Oğlum ne oluyor? Bir yerde dedi. Gittik o erkeği izledik. O alçak dönüşlü tam kapalı kurşun fabrikasında ondan daha güzel. O kuş Konya'ya gitti. Dedi Emrah. Açırmışlar falan filan olmuş. Güzel daire kuşlarıydı. Ama bu kuşların tahminen Mehmet abinin kuşlarındaydı. Şerif abinin kuşları Mehmet abi aldı gitti fotoğrafçının kuşlarından. Güzel kuşlardı. Belki de Emrullah'ın kuşları. Yani o arkadaşımız. Ben tahmin yürütüyorum şimdi. Ama Şerif abi kuş aldı Mehmet abiden. Biz alıverdik. Topal, meşhur topal erkek fotoğrafçının mesela. Güzel günler, güzel kuşlar uçurduk. Eşte, dostlar. Yani güzel kuşlar izledik. O zamanlar bindirme kuşu var mıydı? Her zaman bindirme de vardı, yatay da vardı. O zaman da vardı. Bindirmeden kuşlar dönüyor muydu? Dönüyordu. Peki o zamanlarda mı? Yarı bindirme, tam bindirme peki değil. Peki o zamanlarda mı topkalarla kırılmıştı bak, da bak şimdi, bu dipten bindirme geliyordu bak, kuşlar de, yoksa kuşların içinde mi vardı? Şimdi şöyle diyeyim ben. Bu söyleşimde çok uzar bu iş de. 1987 senesinde rahmetli Muğlan Ali İstanbul'a gidiyor. Orada kuş tavuğu uçurumu başlıyor. Canı durmuyor, gidiyor akşamları. Bir kuş kayıkla geliyormuş böyle. Bir dönmüş. Oğlum demiş, ben demiş,
akşam üzere de geleyim. Meraklığım Ali demiş, kuş alacağım ya, kuşu gördüm canlandı yine içim demiş, ateş yandı. Akşam üzere bir gidiyor, kuş arz yapmış, oh demiş. Yine başlayacaktım 75 yaşında kuşunu demiş. Arıza mı yapmış kuş? Oh demiş, yine başlatacaktı bana demiş. Anlarım. Ali demiş, Ali söylermiş Mehmet abinin yanında ilk tanışta geldik gittiğinde. Geldiğin gittiğin yerlerde kandilde gelip dönen kuş var mı? Demek ki Esus ustalar ne yapıyor? Tertip düzene, yatay kaktırma dolabları önemsiyorlar. Ama böyle bir adam da tohumsuz çıkarmış. Yumurta veriyor fotoğrafçıya. Muğla Ali İzmir'e kurutmuş. Yavuz abiyle çok anıları vardır, bize anlattı, şey duyduk. Yavuz amcam da Allah rahmet eylesin, çok severdim Yavuz amcam da. Büyük kuşçu. Aydın olmasına Yavuz amcam ve paytoncu Hasan amca Muğla'da İzmir'i kurutmuş. En iyi kuşlar olarak gelmiş. Aydın en iyi kuşlar. Sonra benim Nazilli'de de ustalarım var. Direkt şeyden gelen kuşlar var. Muğla'da Ali anaya babaya alıyor. Yavrularına bizim ustalar, Nazilli ustalar alıyormuş o gün için. Muğla'da Ali nerede uçurmuş kuşları? Taksim Meydanı'nda. Şu anki Taksim Meydanı için havuz yapılan yer. Muğla'da. Aydın'da. Yok, burada ya, Aydın'da. 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 Hatta lakabı Muğla'da. Ha. Hatta Tuncay abi arkadaşlarımız gibi o zaman komşuları yakinen de biliyor Muğla'lı Ali'ye. Tabii ailece görüşüyormuş. Ha, görüşüyormuşmuş. Tabii kuşluktan bozduktan sonra veya kuşlar evde var mıydı bilmiyorum. O anda bozuyor. Kuşlara bir şeye takılıyor kafası, burada birisi kuş istediği kuşu verme, yanlış kuş veriyor. Bu iş yapılmaz diyor. Atıyor yani ona. Kuşlara Muğla fotoğrafçılığa kestiriyor. O 3-4 tane yavruyu koyuyor cebine. Bu kuşlardan bir sene sonra diyorlar ki Ali senin kuşlar gibi kuşlar dönüyor. Kafası takılıyor gidiyor. Fotoğrafçı ona bir bakıyor. 3-4 tane güzel kuş dönüyor. Bin diyor arabaya da senden bir yere gideceğiz diyor. Menderes Köprüsü indiriyor aşağıya. Şöyle nereden geldi bu kuşlar diyor. Abi diyor senin oradan yavruları yumurtları götürdüm o kuşlar diyor. Ve 2 sene sonra Mehmet abi alıyor. 87-89'un sonunda fotoğrafçı, Mehmet abi. Tabii, fotoğrafçı. Fotoğrafçı 2-3 sene kuşçuluk yapıyor. 2-3 sene kuşçuluk yapıyor. Mehmet abi nasıl biliyor. Hatta bir gün Tenel Fahri abigiler şeye gidiyor. Sonra Muğla'yı buluyorlar Aydın'da. Rahmet Tuncay abi, Savaş abi. Fahri abi kartallar aldı. Kuşların melezleri. 3. sınıflar diyelim, 2. sınıflar diyelim. Amca diyorlar senin kartal, oğlum ben kartal martal bilmem diyor. Benim kuşları diyor, o bir merakla Atçalı Genç Mehmet var ya diyor. Fotoğrafçıdan o almış diyor. Yani bunlar tarihi tanıklık şahitleriyle beraber. Hı hı. Güzel kuşlar. Emek işi, masraf işi, merak işi. Evet. Yer çok önemli. Evet. Yer çok önemli. Bak şu erkeği çek. Nerede o? Kaba geldik. Bak ötüyor yerde aşağıda. O erkek 7 yaşında hala dönüyor. Bak kırmızı arkadaşlar. Onun kızı dönüyor. Sonra eski sallardan işte kuşlar yeni dönmeye başladı. İnşallah izleyeceğiz. Hatta bir at atabiliriz hemen. Ne olacak ya? Ya ben Şahim'e geliyor. Bir atalım bakalım. Bir yani atalım bir. Evet, Mehmet Usta'm. Son olarak bunu kısa kestik. Benim son bir sorum var da sonra kapanış yapalım. Aydın'da açalım Mehmet Usta'm. İzmir'de Keskin Usta'm. Çok meraklı insanlar. Çok meraklı ve çok camiye hizmet etmiş insanlar. Ansiklopedi diyelim onlara. Son tarihler. Evet, son tarihler. Ansiklopedi diyelim onlara. Onların meraklarıyla ilgili böyle hafızanda bir anı var mı anlatabileceğin? İkisinin yan yana da olabilir, ayrı ayrı da olabilir. Onların ne kadar meraklı olduğunu anlatacak bir anın var mı? Çok. Hatta bir gün 1973 senesinde, 74 de olabilir, İzmir'e gittim. Emrullah abin Nazilli'den kuşlar almış. Ben bisikletçi Hüseyin amcanın yanına gitmiştim. Dedi ki gidin Emrullah'la oraya beraber gidin dedi. Bir baktım kuşların yarısını kümesini tanıdım. Hanımca onun da hayretine gitti. Kuşlar uçurdu. Bak dedim Emrullah, Nazilli'de de çok iyi kuşlar var dedim ben. Sen dedim meraklısın. İstersen pazar günü 2'de gel. Ben seni 2'de garajdan alayım. Saat dediğim gibi ben 2'de garajda oldum. Fakat o 1.30'da inmiş garaja. Garajda inince orada Mavinler'le tartışmış. Orada bizim komşumuz Mehmet abi vardı.
Mehmet abi ayırmış, olayı yatıştırmış. Bir baktım Mehmet abi yanında, o Mehmet abi falan. Ulu abi dedi, Emrullah Mehmet dedi, başını iş alıyorduk dedi, Mehmet abi dedi, biz dedi, kol kanat gerdi falan dedi. Her gelişinde Mehmet abiyi ziyaret ederdi. Hani o kadar giderdik, yanına giderdik. Tek başına geldi. O gün işte eferken annesini aldık. Eferken babasını benle geçmişti, ben verdim. Bir tane daha erkek vardı, onu da verdim. Öyle başladı bizim dostluğumuz son güne kadar. Hatta ondan dişi aldım geldim, çok iyi döndürdüm. Efe ile al dedim dişinin. Hatta Mehmet abiye bir gün geldim, Emrah'ta güzel kuşlar dönüyor dedim. Gittik beraber. Bir baktık kuşların içerisinde, şu dişi nereden geldi? Tırnağı kesikmiş. Mehmet abinin Nazilli sattığı Aydın erkeği yanan telinin kızıymış. Oradakinden Nazilli öldü diyorlardı, kuş kaçmış. Ben de bilmeden o kuşu Emrah'a alıvermişim. Ve bu dedi benim dişi, tırnağı kesik. Bir baktık, tırnağı kesik. Güzel gemlikli yavrular geliyor. Efeler uzun süre döndü İzmir piyasasına. Anavullar çok güzel döndü. Sazların çapraz yaptı. Onlar çok güzel verimli kuşlar oldu. Yani iyi dostluklarımız oldu. Daha anlatacağım çok şeyler var da sığmaz. Emrullah'la anılara sığmaz. Neler neler. Emrullah keskin ustamız. Yani ha. Emrullah diyor. Yaşlı olduğu o. için, kardeşi olduğu için can keskin ustam. Emrullah diye hitap ediyor. Mehmet ben ustam. Giderdim 3 gün ya, kalırdım onu oraya. Bırakmaz. Akşam otobüse bineceğim. Gider başka bir yere. Yarın git. Hep yarın git. En son not bakarda yazıhaneden kaçardım. Dördüncü gün kaçardım. Mehmet amca ile ilgili. Atçalı Mehmet amca ile böyle. Onun çok meraklı olduğuna dair böyle bir anı. Yani ya böyle bugün ya. Bir gün böyle bir rastladım ki o kadar meraklı bir adamdı. Şöyle. O kadar seviyordu bu dönem güvercini diyebileceğin. Mehmet abi kuşlu arı verdi 8 sene. Kuş koyacak. Abi dedim senin kuşların da Emrullah şeyde var, Fehmi abi de var, senin verdiğin bana geçen kart dişiyle senin direkt erkenden çıkma o kuşlardan, o züht erken kardeşlerinden falan filan. Gittik kuşlara baktı, Mehmet abi şunu ver, şunu ver, şunu ver, seçti iki tane. Sonra Mehmet abi yanaştım şöyle, abi dedim 4 tane al. Hakikaten 4 tane alalım dedi. 4 tane aldık, o 6 ay sonra geldi. Kuşlar turttu erkekler. Acele etti, dişleri alıkoydu. Dişler sonra Yıldıray'a gitti bir tanesine. Bir tanesine çok iyi yavrular geldi. Hatta Nadir'in Cemil arkadaşı bahseder, en iyi dişi o son kaldı. Hakikaten son kaldıklarının o dişiydi Mehmet abi kuşlarından. O kuşu düştü erkeğe vurmadı. Vurmuş olsaydı kuşçunun yönü apayrı bir yöne giderdi. Çünkü yakındı kuşlar. O kuşlar kanlar birbirini istiyordu. Mehmet abi çok anımız vardır. Çok anımız vardır. Diğer konulara... Diğer röportajımızda uzun şekilde bahseder. Son olarak tüm camiaya herkese çok selamlar. Meraklı arkadaşlarımıza en güzel dönekler gençlerin olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Öğretmen Mehmet meraklı Usta. Arkadaşlarımız teşekkür olsun. Ederiz. Çok sağ ol.